Başbakan Benjamin Netanyahu olası ateşkes anlaşması hakkında bir açıklama yaptı. Şöyle dedi: "Savaşa 42 gün ara verebiliriz fakat durdurmayı istiyor." İsrail hükümetinde tabi aşırı sağcı isimler var. Netanyahu'ya savaşa devam etmesi konusunda destek ve ısrar veriyor gösteriyorlar. Ama bir yandan da Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir koalisyondan çekilerek hükümeti düşürme tehdidini de yineledi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu iki ateş arasında kaldı. Gazze'de katliamları sürdüren İsrail Başbakanı üzerinde rehineleri kurtarma baskısı var. Bir yandansa aşırı sağcıların tepkilerinin hedefinde. İsrail basınına göre Netanyahu meclisin dış ilişkiler ve savunma komitesinde konuştu. ABD Başkanı Biden'ın duyurduğu ateşkes anlaşmasıyla İsrail'in önerisi arasında boşluklar olduğunu söyledi. Biden önemli bir ayrıntıdan bahsetmedi. İkinci aşamada İsrail savaşı bitirmeyi kabul etmedi. Sadece savaşın sonunu tartışmak istedi. Tartışmak ne anlama geliyor? Biz sadece kendi şartlarımız doğrultusunda tartışırız. Esirlerin salı verilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz ama savaşı durduramayız. Anlaşmanın ayrıntılarını detaylandıramayacağını belirten Netanyahu, ABD başkanının tanımladığı şey doğru değil. Henüz açıklanmayan daha fazla ayrıntı var ifadelerini kullandı. Netanyahu Gazze'deki rehinelere değindiği bir de konuşma yayınladı. Hem Hamas'ı yok etme hem de rehineleri kurtarma hedeflerine aynı anda ulaşmak istediklerini söyledi. Bu koalisyon hükümetinin baskısıyla yeni söylediğim bir şey değil. Kabinede zaten bu konuda anlaşılmıştı ifadelerini kullandı ateşkes ihtimali koalisyon hükümetindeki aşırı sağcıları rahatsız ediyor. Son açıklamayı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar ben Bengivir yaptı. Gazze planının taslağını görmek için Netanyahu tarafından davet edildiğini, ancak Başbakanlık ofisinin taslağı göstermekte iki kez başarısız olduğunu söyledi. Aşırı sağcı bakan Netanyahu'yu anlaşmayı aklamaya çalışmakla suçlarken, koalisyondan çekilip hükümeti düşürme tehdidini de yineledi.